İyi pazarlar diliyoruz. Yolun başındaykenle karşınızdayız. Dün LGS tercihlerini konuşmuştuk. Bugün programın ilk bölümünde özel okul sektörünü konuşacağız. Şimdi böyle başlığı özel okul sektörü diye atınca ya bu kadar kısa sürede ele almamız çok da mümkün görünmüyor. Çünkü işin öğretmen cephesinden özel okul sektörünü dinlesek bir tam gün onların sorunlarını dinleriz. Öğrenci veli gözünden dinlesek onlar zaten çok dertli. Eğitim kurumları diyor ki siz dertlisiniz ama biz sizden de dertliyiz. Yani dolayısıyla sektöre genel anlamıyla bir özet niteliğinde bakış atacağız programın ilk bölümünde. İlerleyen dakikalarda efendim üniversite yolundaki adaylara sesleneceğiz. Dün var olan bir meslek, bugün var olan bir meslek ve yarın var olacak bir meslek. Aslında insanlık tarihi boyunca insanın olduğu her dönem var olacak bir meslek. Bilmece gibi konuştum ama ne eğitimini konuşacağız? Hukuk eğitimini konuşacağız efendim. Buyurunuz, yolun başındayken başladık. Üniversite aslında bir network merkezi. Hedeflerden bir tanesi sektöre işe girmesi. Sektörün aradığı özellikleri düzeyinde sertifikalar veriliyor. 3 gün ilgili kurumda çalışıyorlar, 2 gün geliyorlar burada derslerini alıyorlar. Ajans yapısında çalışıyorlar ve sektöre de hazırlanıyorlar. Hem çevreye duyarlı hem toplumu geliştirip dönüştürebilecek bireyler olarak yetiştirilmesi gerekiyor. Elleyerek, yaparak öğrenecekler, onu hiç unutmayacaklar. Doğru. Bunu anlamaları için mesleki bir staj sürecinden geçmeleri gerekiyor. Öğrencilerin özellikle projelere, araştırmalara girmeleri lazım. Mevcut olanın dışındakini de tahayyül etmek, hayal etmek, düşlemek gerçekten çok kritik. Önceden mezun olurdunuz, yani biraz zamanınız olurdu, bir yabancı dil eksikliği varsa gider tamamlardınız, bir staj yapardınız. Şimdi artık gençler işi de o kadar zor ki yeni dünya düzeni onlara diyor ki öğrenci misin? Tamam, başka ne yapıyorsun? Nerede çalışıyorsun? Kısmi zamanlı bir yerde çalışıyor musun? Bir şey üretiyor musun? Ne yaptın toplum için? Bir durum, yapacağım toplum için bir şey. Yani şu diplomayı bir alayım, şimdi mi yapmam gerekiyor hepsini? Evet. Evet, eğitim girişimcisi, aynı zamanda TÖDER Yönetim Kurulu üyesi Ümit Kalko bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi bugün öyle bir konuyu ele alacağız ki sizinle. Her dinleyen kendi cephesinden iyi bir de şu var diyecek. Siz de onu tamamlamaya çalışacaksınız. Çünkü çok fazla paydaşınız var yani sektör olarak. Bir de öyle bir süreçten geçti ki yani önce mesela dershaneler kapatıldı, dönüştürüldü, çeşitli isimlerle yeni eğitim kurumları geldi, özel okullar teşvik edildi. Tam toparlanıyor mu derken pandemi yaşandı. Yani gelmeyen kalmadı aslında sektörün başına. Evet. Son durumda bize şöyle bir hem geçmişten getirerek bir özet çıkarıp nedir özel okul sektörünün son durumu? Evet Görkem Hanım, tabii. Özel okulların sorunları dediğimiz zaman bugünkü mevcut durumu değerlendirmekten ziyade aslında temele inerek aslında sorunu ele almak daha doğru diye düşünüyorum. Çünkü bugün sadece yaşadığımız ekonomik kriz ve hiperenflasyondan dolayı artan maliyetler ve bu maliyetleri nasıl karşılayıp fiyatları nasıl artırabileceğimiz ya da velilerle nasıl karşı karşıya geleceğimiz ya da bakanlığımızın açıklamış olduğu zam oranına nasıl kendimizi tutunmaya çalıştırdığımız değil aslında. Asıl temel sorun 2010'lu yılların başlarında dershanelerin kapatılması, akabinde dönüştürülmesi kararı ile birlikte özel okulların teşvik edilerek büyütülmesi kararı ile ilgili süreçler. Bizler özel okulların teşvik verilmesinden evvel ve dershanelerin kapatılma kararından evvel, dönüştürülme kararından evvel %1-1,5 oranında özel okullaşma oranına sahip bir ülkeydik. O zaman bakanlığımız bir hedef koydu. Dedi ki ben özel okulları destekleyeceğim. Öğrenci başına velilere teşvik vereceğim. Dolayısıyla veliler çocuklarını devlet okullarına vermek yerine özel okulları tercih ederlerse, örneğin 3 lira vereceklerse bunun aşağı yukarı 1 lirasını 2 lirasını devlet olarak biz finanse edelim. Evet. Üstünü veli versin. Böylelikle de dershanecilikte olan eğitim altyapımızı, özel eğitim altyapımızı okulculuğa aktaralım, okulculuğu büyütelim. Bununla birlikte de onlarda da bir talep sorunu olmasın. Biz de öğrenci başına teşvik mekanizmasını uygulayalım. Hemen araya gireceğim. Nitekim bu gerçekleşti. %1 evet. Dediğiniz oran %9'a vardı. Evet. Tamam evet. Buraya kadar. Sonrasında tam böyle artık taşlar yerine oturma aşamasındayken tabii bakanlıkta bakanlık değişim ya yani bakan değişimleri, akabinde bürokrasi değişimleriyle birlikte stratejiler de değişmeye evet. Başladı ve bir anda bizim teşviklerimiz, öğrenci başına olan teşvik uygulaması iptal oldu. Aslında bizim büyümemizin varlık sebebi buydu. Bununla beraber büyümüştük. Bir anda büyüme kesildi.
ve küçülmeye doğru gitmeye başlandı. Eş zamanlı olarak ekonomik kriz patlak verdi. Evet. 2019 ekonomik krizi. Sonra onda boğuşurken 2020 ve 21'de pandemi. Okullarımız kapalı kaldı. Doğru. Kapalıyken biz bu sefer yazılım online eğitim platformlarımıza, yazılımımıza yatırım yapmaya başladık. Evet. Verilere böyle, çocuklarımıza böyle ulaşmaya çalıştık. Burada da ya siz tam hizmet vermediniz, bir kısmını geri iade edinler başladı. Sanki öğretmen online olunca maaşını ödememişsiniz gibi. Verilerle bu sefer karşı karşıya gelmeye başladık. Çok da sevimsiz, hiç olmaması ve gereken bir şey. İlişkilerimiz ister istemez bir yıpranma süreci başladı. Tam pandemi bitti. Evet. Tekrardan bir bakan değişimi oldu ve yeni gelen bakanımız pandeminin son aşamalarına doğruyken çok teşekkür ediyorum tekrardan kendisine buradan. Okulları açtı. Ya OECD ülkelerinde ilk okul kapatan ve son okul açan neredeyse biz olduk çünkü. Evet. Okullar açıldıktan sonra tamam dedik, artık daha başımıza ne gelebilir ki dedik yani sektör olarak. Tam rayına oturtacağız dedik. Bir anda bu sefer ekonomik kriz, hiperenflasyon, seçim, deprem, minimum sıkıntılarla karşı karşıya geldik. Şimdi bizim sektörün şöyle bir temel mantık hatası var aslında. Biz şu anda Ocak ayı gibi, yani bir sonraki eğitim öğretim dönemi Eylül'de başlayacakken biz Ocak ayında bir sonraki yılın giderlerini öngörüp bir yıl önceden kayıt alıp o aldığımız kayıtlarla da öğrencilerimize, verilerimize hizmet etmeye çalışan şunu diyemiyorsunuz sektörüz. Yani bir dakika, maliyetler arttı sayın veli, biz biraz daha para istiyoruz sizden. Şimdi diyemiyorsunuz. Biz bir yıl boyunca sabit fiyatla iş yapmayı garanti eden bir sektör konumundayız. Ama erken alıyorsunuz, değerlendirseniz onu. Bakın erken aldıklarımız var ama %90'ını biz erken alamıyoruz. Erken kayıt demek paranın tamamını erkenden almak demek değil. Evet. Artı bir de şunu söylemek lazım. Bugün Türkiye'de herhangi bir sektörden, herhangi bir sektör, bir yıl sabit fiyat garantisi verir misiniz diye birisine sorsanız kim verir size? Yok ya, şu an mümkün yok öyle değil. Bir şey. Mümkün değil. Yani bugün otoparka bile dün 40 lira veriyordum, bugün oldu 50 lira abi diyor bana. İçtiğin çorbaya her yani aylık zam geliyor. Bakın ben burada şu anki var olan ekonomi politikalarını eleştirmek için söylemiyorum, yaşadıklarımı söylüyorum. Hı hı. Şimdi bizim verilerimiz bize diyorlar ki ya geçen sene bakanlığımız açıklama yaptı. %65 sınırı zam getirdi. Sınırı eğitim getirildi. Ücretine. Şimdi Allah aşkına 2021'in Aralık ayında 2800 lira olan asgari ücret. Evet. 2023'ün Temmuz ayında 11400 liralara kadar gelmiş. Ve ben daha Eylül'de, yani bir sonraki dönemi konuşacağım, yaklaşık Ocak ayında da 14-15 bin liralık rakamlar öngörülüyor. Yani 4 kat benim asgari ücretim artmışken, evvelki yıl %35, bu sene %65, toplamda %100, %105'lik bir kümülatifte bir artış bana verilmişse benim bununla yaşama şansım çok mümkün değil. O yaşama şansı mümkün değil diyen bazı okullar yemek, kırtasiye gibi diğer giderlere, sınırlama gelmeyen diğer giderlere %200-300 oranında zam yapmaya başladılar. Hani şey diyoruz, böyle, kuzu mu çeviriyorsunuz öyle yemeğinde diyeceğimiz rakamları duyduk bir yandan. Şimdi aslında öyle değil. Onu da düzeltmek gerekiyor. Şimdi bakın, siz tabii televizyoncusunuz ve haber kanallarımızda özel okulların haberlerini yaparken biraz ben şahsen bizim sektörümüz açısından çok aleyhi haberler yaptığınızı düşünüyorum genel olarak. Mesela özel okullarda fiyatlar işte el yakıyor, 500 bin lira, 1 milyon lira özel okul fiyatları var diyorsunuz. Doğrudur. Türkiye'de 500 bin TL, 1 milyon TL olan özel okullar var. Bunlar %1 bile değil bizde. Bindelik rakamlardan bahsediliyor. Anadolu'da da okullar bakın, ben var. Bu yıl 74 şehir gezdim. 74 şehirde 250 günümü geçirdim İstanbul dışında. Bugün cebinize 50 bin lira, 60 bin lira para koyun. Anadolu'da dilediğiniz şehre gidin. Kayıt olamayacağınız okul sayısı çok azdır. Yani böyle bir rakamlar yok bizde. Gelelim yemek meselesine. Gelmeyelim. Habercilerle ilgili hemen bir şey söyleyeceğim. Çoğu da anne baba içindeyiz, biliyoruz ama yani. Ama siz 1 milyon lira okula veriyor musunuz çocuğunuzu? Kaç kişi veriyor? Öyle bir, bakın o kitle vardır ülkemizde böyle ama. Böyle de haber yaparken tabii biz hepsine eşit kitle. Mesafe durmaya çalışıyoruz. O zaman sadece işte şu an isim vermek de istemiyorum reklama girmemesi açısından. Evet. Binde birlik, binde ikilik dilime giren okulları genelmiş gibi emsal alarak haber yaparsanız bizim Şanlıurfa'daki, Mardin'deki, Ankara'nın ücra ilçelerindeki ya da Ege'deki okulları da o zaman baz almanızı isteyeceğim. Onları fiyat politikalarını haber yaparsanız. Onları yani çünkü araştırmalarda. Ne kadar pahalıymış diyorlar. Halbuki o kadar pahalı değiliz. Ulaşılabiliriz biz. Ulaşılabilir bir özel okullarız. Şimdi gelelim yemek meselesine. %65'lik zam meselesi eğitime yapıldı ve biz buna bir şekilde uyuyoruz. Tamam. Çok zarar ediyoruz.
Ama devletimizin aldığı karar, başımız üstünde uyuyoruz bir şekilde. Allah aşkına yemeğe zaten böyle bir kural yok ki. Yemek maliyetleri de %65 zamlanacak diye devletin bir kararı yok. Yok. Ama böyle bir uygulamayı nasıl yapabilirsiniz ki? Yani siz şimdi o zaman lokantalara diyelim ki ey lokantalar geçen sene ekmek arası döner 10 liraysa bu sene 16 lira yapacaksınız diye karar alınca o fiyat öyle mi oluyor? Hı hı. Serbest rekabet ekonominin, piyasanın gereklilikleri var. Ekmek 1 lirayken 5 lira olmuşsa eğer yemek maliyetlerimizi ister isemiz artacak. Biz bunların imalatçısı değiliz. Biz catering firmalarından çoğunlukla alıyoruz. Bizim maliyetlerimizin arttığı oranda bunları yansıtmakla yükümlüyüz. Geçen sene, biraz sektör diliyle konuşuyorum bugün. Tamam. Geçen sene 20 bin TL elektrik faturası geliyorken bugün 100 bin lira geliyor ise benden %65 zamla sınırı kalmamızı kimse bekleyemez. O yüzden de yemeğin içine işte o yani sadece yemek maliyeti ya da kırtasiyenin içine arttırarak koyuyorlar. Sadece onu demeye çalıştım. Görkem Hanım bakın mesela yayın meselesi. Bakın biz kitaplar neyle üretiliyor? Kağıtla. Tabii tabii. Kağıda sektörde beyaz altın deriz biz. Hmm. Neden beyaz altın deriz? Dolarla alınır çünkü. Tabii. Dolar şu an ne kadar? 26 TL. Hmm. Geçen sene ne kadardı? Yani 1,5 yılda %100'ün üstünde bir dolar artış olmuşsa yayın maliyetlerinin artışı %65'e kısıtlanabilir mi? Kısıtlanamaz. Dolayısıyla bu gerçekleri öncelikle bilmemiz bunu lazım. Bundan bir öğretmene geçmek istiyorum. Peki öğretmenin özlük hakları da yani yeterli mi mesela? Bizim hani sektörün kanayan yaralarından birisidir. Bizim özel okullarda öğretmenlerimize verdiğimiz maaşlar yetersiz. Hı hı. Hele ki bu hayatı olağan akışında bir asgari ücretin çok az üstünde rakamlarla bir maaş anlaşmaları yapmak zorunda kalabiliyoruz. Ben isterim ki 3 asgari ücret, 4 asgari ücret maaş verelim. Öğretmendir, hak ediyordur. Ama az önce diyorsunuz ki ama bu fiyatlar da çok yüksek değil mi diyorsunuz. Hmm. O fiyatlar yüksek değil diyorum, biz zarar ediyoruz diyorum ama öğretmen maaş az değil mi diyorsunuz. Bakın bizim bir gelir ve gider dengemiz var. Gelirlerimiz az önce bahsettiğiniz eğitim, yemek ve diğer gelirlerimiz. Giderlerimizin en büyük kısmı maaşlar. Evet. %60'a yakın bizim maaş, sigorta, vergi giderimiz var. Bunlarla ilgili elimiz çok bonkör olamıyor. Burada biz şunu bekliyoruz. Bakın biz özel okullar devletimizin yükünü alan kurumlarız. Bizim diğer normal ticari işletmelerden ayrıcalıklı olmamız gerekiyor. Ve bu ayrıcalıklarımız da kamu adına ayrıcalıklı olmamız gerekiyor diye ne söylüyorum. Ne gibi ayrıcalıklar yapsınlar mesela? Bakın, mesela bizim yaklaşık 1 milyon 400 bin öğrencimiz var. Evet. Özel okul sektöründe. Hı hı. Ama 3 milyon kontenjanımız var. Kontenjanımızın yarısından çoğu boş. Evet. Bizde çalışan, istihdam edilen 190 bin civarında öğretmenimiz var. Evet. Şimdi bu iki sayıyı sadece, bu iki rakamdan gidelim. Özel okulların olmadığını düşünelim. Yok özel okullar. Biz çok kötüyüz ve kapandık. Evet. Ki kapananlar da var bir yanda. Çok az. Yani daha çok el değiştiren okullarımız var. O algı da bence yanlış bir algı. Hı hı. Kapanan okulların sayısı Türkiye'de diğer sektörlerde kapanan kurumlara göre çok az. Çok az. Hele hele marka çatısı altında olan okullarda çok daha az, 4 kat daha az. Doğru. Çünkü marka bir şekilde onu koruyor, kolluyor. Farklı sektörlerden fazla var. Köklü okullarda çok çok az. Sadece küçük çaplı okullarda bunlar olabilir ama diğer sektörler daha fazla. Hı hı. Bize genelde el değiştirme oluyor. Biz olmasak 1 milyon 900 bin öğrenci nereye gidecek? Hı hı. Devlet okullarımıza evet. gidecek. 1 milyon 900 bin öğrenciyi eğitim verebilmek adına devletimiz ne yapmak zorunda? Yeni okul binaları inşa edecek, binlerce öğretmen alımı yapacak ve yeni yatırımlar da yapacak, yeni maliyetlere katlanacak. 190 bin öğrenci var olanlar karşılayamaz mı diyorsunuz? Hayır, var olan kapasitesiyle var olanlar, karşılayamaz asla. Diyorsunuz. Var olan kapasiteler zaten mevcudu bile zar zor götürüyor ki son dönemlerde bakanlığımızın yaptığı ciddi eğitim hamlelerine rağmen bu 1 milyon 900 bin öğrenci daha gelse taşıyacak bir yeni yatırım yapması onu gerekiyor devletimize. Onu yapacağına özel okulluğa teşvik evet, mi versin? Onu yapacağına bile teşvik versin. Hı. 190 bin öğrenci öğretmeni istihdam ediyoruz. Şimdi bize diyoruz ki biz öğretmenlerin maaşlarının artmasından yanayız ama biz kendi mevcut halimizle ayakta durmakta zorlanıyoruz sektör olarak. Devletimizin bizi sübvanse etmesini istiyoruz bu konuda. Biz öğretmenlerimizin maaşlarına zam yapalım. Tamam. Ama devletimiz de bu maaşlardaki aldığı sigorta vergi yükünü bizim sektörümüzde azaltsın veya kaldırsın. Hmm. Biz de oradaki maliyet avantajımızın gerekirse üstüne bir şeyler de ekleyerek öğretmenlerimizin hak ettiği maaşlara getirtelim. Bununla alakalı şu anda görüşmelerimiz bakanlığımızla devam ediyor, taleplerimiz. Vergi söyledi demişken kendilerine. KDV de %1'di. Bakın KDV normalde 8'di bizde. 8'di. Pandemi döneminde %1'e indirildi bir yıllığına. Aslında biz devamını da istiyorduk derken tekrardan 8'e geldi. Şimdi tabii yeni şu KDV anda da oranları %10 bandında bir ona rakam söz konusu oldu alınan kararla. Şimdi Allah aşkına biz zorunlu bir hizmet veriyoruz. Yani bugün ekmek zorunlu mu? Zorunlu. KDV'si kaç? %1. Biz zorunlu muyuz 12 yıl boyunca? Zorunluyuz. KDV'miz kaç? %10.
Biz zorunlu bir hizmet veriyorken KDV'mizin %1 hatta bana sorarsanız olmaması gerekiyor. Yani ticari bir işletme mantığında bakılıyor esasında. Bakın biz ticari bir işletme değiliz demiyoruz. Ama bizim diğer ticari işletmelerden daha ayrıcalıklı olmamız görevlerimiz gerekiyor. Var ve bu ayrıcalıklara sahip olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Mesela bizler KDV'nin %1'e düşürülmesini istiyoruz. Bizler öğrenci başına teşvik uygulamasının tekrardan geri getirilmesini ve yaklaşık 1 milyon 600 bin boş kontenjanımızın, milli servet bu. Hmm. Boş duruyor. Hmm. Onların doldurulmasını istiyoruz. Bizler mesela ruhsat harcı alırken bir bedel ödüyoruz. Evet. Sonra her sene o ruhsatımız var diye ruhsat harcı ödüyoruz. Böyle bir örnek yok. Bunun ödenmesi bizim açımızdan gerçekten büyük maliyet. Elektrik, su, doğalgaz maliyetlerimizin tarifelerinde ayrıcalıklar istiyoruz. Dediğim gibi maaşlarda alınan SSK vergilerimizin yükünün azaltılmasını istiyoruz. Konuları... Bunları da özellikle şunu vurgulayayım. Bunları da sektörel olarak kar etmek, zengin olmak için değil, hayatta ve ayakta kalmak için istiyorsunuz. Bütün bunları şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir değişim söz konusu oldu. Bakan değişti, tüm kadro değişti. Sizin özel okul sektörü nasıl görüyor bunu? Paylaşma fırsatınız oldu mu? Aynı zamanda TÖDER olarak da sorayım. Şöyle, öncelikle yeni gelen bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e ve bakan yardımcılarımıza, bürokratlarımıza hayırlı olmasını diliyorum yeni görevlerinin. Biz tabii ki bu atamadan çok memnun olduk. Bunun en büyük sebebi şu. Sayın Bakanımızın uzun yıllar müsteşarlık görevinde bulunması, birçok bakanla beraber çalışmış olması ve bu müsteşarlık dönemlerinde birçok krizin olduğu dönemde o müsteşarlık görevinde bulunmuş olması. Hmm. Ve ben bir şey daha özellikle önem veriyorum. Sonra bir dönem ayrılıp uzaklaşması, bir üniversite direktörü olarak görev aldı. Uzaktan aslında bakmasına da bir zamanının olması. Çünkü çok içinde olduğunuz zaman bazen bazı şeyleri göremeyebiliyorsunuz. Birazcık da orada birkaç yıl da uzaklaşıp daha da iyi gördüğü zaman şu an biz bakanımızdan çok büyük beklentiler içerisindeyiz. Çünkü sadece özel sektör olarak söylemiyorum, ülkemiz olarak söylüyorum. Konusuna hakim, uzun yıllarını bu alana vermiş ve kendi kadrosuyla geldi. Yani uzun yıllar beraber çalıştığı sektörü, dinamikleri bilen kadrosuyla gelmiş olması bizim beklentilerimizi arttırdı. Bu çarşamba günü bir kurultayımız var. TÖDER Başkanımız İbrahim Taşer'le beraber biz gideceğiz İstanbul'dan çarşamba günü kurultaya. Orada tüm dernekler, başkanlarımız, üyelerimiz, bu sorunları da tekrar bakanlığımızın yardımcısı ve bürokratlarıyla bir araya gelip sektörümüzün taleplerini dile getireceğiz. Aslında programın sonuna geldik bu bölümde ama şunu da sormadan edemeyeceğim. Çok kısa toparlar mısınız? Özel öğretim kurslarında durum nedir? Hı hı. Kursları konuşmadan bırakmak istemiyorum ama çok kısa lütfen. Şimdi kurslar Türkiye'de nedense hak ettiği değeri bir türlü göremiyor. Herkes bu kurslar kapatılsın demesini biliyor. Ama bu kurslar neden var? Hangi ihtiyacı görüyor? Neyi, hangi boşluğu dolduruyor? Konuşmuyor nedense. Ben özel öğretim kurslarının şu anda tek ders üzerine eğitim veren yapılar. Bunların yasal mevzuatlarını tüm derslere eğitim verebilecek bir kıvama getirilmesinden yanayım. Bir de şunu özellikle vurguluyorum. Bu dershane kavramı, özel öğretim kursu kavramı bize özgü bir kavram değil. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde bunlar var. Hı hı. Yani bizim velilerimiz ya da bu sektörü çok hakim olmayanlar düşünüyorlar. Diyorlar ki ya Türkiye'de ne kadar çok kurs var. Hmm. Bunlar hiçbir yerde yok. Her yerde var. Hmm. Japonya'da da var. Yani bu üniversite sınavları ve lise sınavları olduğu müddetçe ve her üniversite Boğaziçi standartında, ODTÜ standartında, İTÜ standartında olmadığı müddetçe, her lise Galatasaray, Robert standartında olmadığı müddetçe mutlaka bir sınav olacak. Sınavda da çocuklarımızın önde olması için yarışmacı bir mekanizmadan destek almaları da çok doğal. Onun için kursların yasal mevzuatlarının oturtulması gerekiyor. Gayri yasal çalışan kursların, merdiven altı kursların ivedilikle çok daha denetimden arttırarak kapatılması gerekiyor. Bir de çok kısa bir konu var, kanayan bir yara. Özellikle birçok Türkiye'nin birçok bölgesinde özel okul sahibi arkadaşımız aradılar bu konuyla ilgili. Açık liseye giden öğrencilerimizin durumu var. Bakın açık liseye istisnai hallerde kayıt yapılır. Şu anda nedense Türkiye'de çocuklarımız liseye geldiği zaman açık liseye kaydını alıp kurs hizmetinden faydalanarak sınava hazırlanıyor ve şu an Türkiye'deki özel okulların ve devlet okullarının birçoğunda liseler ne yazık ki boşalıyor. Buna da ivedilikle tedbir alınması gerektiği kanaatindeyim. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. TÖDER Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko bizimle birlikteydi. Kısa bir aranın ardından karşınızdayız efendim.